şike davası tüm delilleriyle soruşturmadaki usule uygun hareket edilmesiyle dava aşamasında yapılan yargılamayla, soruşturma aşamasında yapılan işlemlerle o kadar sağlam, net delillere dayalı bir dosya ki bu dosyayla ilgili en ufak bir hukuksuzluk iddiasında bulunamıyorlar. Yapabilecekleri tek şey işte buydu. Neydi? Hizmet içerisinde tanınmış bir isim veya işte cemaatin bir ismi olarak tanınmış bir isim üzerinden bu soruşturmayı cemaate bağlayarak bir cezalandırma yoluna gideceklerdi. Çünkü kendi siyasi emellerine o şekilde ulaşabileceklerdi. Hidayet Karaca da bunun kurbanı oldu. Diğer tarafta da görevini yapan polisler. Hidayet Karaca'ya ceza verilmesinin tek sebebi, çünkü ben mütalayı da okudum, kararı da bakıyorum. Tam hepsini okuma fırsatım olmadı, bakıyorum. Hidayet Karaca'ya ceza verilmesini gerektirecek en ufak bir delilden bahsetmiyor. Hidayet Karaca'yla şike soruşturması arasında en ufak bir ilişki yok. Bu soruşturma devam ettiği sürece soruşturma haberini ben yapmışım. O organize şubede. Hidayet Karaca'yı tanımam. Bir kere görmemişim. Hidayet Karaca bu dosyanın hangi aşamasında bulunmuş ki siz Hidayet Karaca'yı bu dosyaya ilişkilendirebiliyorsunuz? İlişkilendiremiyorlar. Ancak bu dosyayı kumpas olarak lanse edebilmeleri için de böyle bir isme ceza vermeleri gerekiyordu. Bu da Hidayet Karaca oldu. Delil adına Hidayet Karaca ile ilgili dosyada tek bir şey vardı. O da bir gizli tanık beyanı. O gizli tanığın kim olduğunu ben bundan önce Adem Yavuz Aslan Bey ile yaptığımız yayınlarda zaten anlatmıştım. Ki herkesin malumu oldu. Gizli tanık denen kişi bir tane dolandırıcı. Tamer Barış Terkeşli denen ve dolandırıcılıktan şu an cezaevinde bulunan ve senin hakkında cemaat üyesi olduğuna dair soruşturma var diye insanlardan şantajla para alan, bu şekilde insanları dolandıran birisi. Ve şu an hala cezaevinde tutuklu. Bu kişi şunu söylüyordu. İşte Hidayet Karaca, işte Ekrem Numanlı, İlhan İşbilen gibi işte birkaç ismi daha sayıyor. Bu arada şey var, sözünü unutmayın Sonay Bey, onu da konuştuk biraz. Ya tefsir profesörü Suat Yıldırım'ı da dosyaya eklemişler. Evet, Suat Yıldırım. Yani kimse de Türkiye'de mealini okuyanlar dışında insanların bilmeyeceği, popüler olarak bilinmeyen falan bir isim. Hani Hidayet Bey diyelim ki popülerlikten Evet. şey yapmış, kaybetmiş. Bu Yani gizli tanık. o Suat Yıldırım ismini de veren gizli tanık mı? Evet, gizli tanık. Zaten başka bir, yani şöyle hani soruşturmayla cemaat üyesi olduğu iddia edilen kişiler arasında tek bağ bu gizli tanık beyanı. Onun haricinde bir şey yok, yani bir delil yok dosyada zaten. Gizli tanık şunu söylüyor. Bu kişiler diyor, Zaman Gazetesi'nde bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda da işte şike soruşturması yapılması kararını verdiler. Ondan sonra bunu emniyetteki örgüt üyelerine söylediler ve bu kumpası kurdular. Amaç da Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ele geçirmekti diyor gizli tanık. Biz de mahkemede dedik ki ya bu toplantı ne zaman yapılmış? Zamanını veremiyor gizli tanık. En son bir tarih verdi. Peki o tarihte bu toplantıya katıldığını söylediğiniz kişiler Zaman Gazetesi'nde mi? Yo, değil. Bakıyorsunuz kimisi yurt dışında, kimisinin telefonu Ankara'dan sinyal veriyor. Kimisi o gün uçağa binmiş, başka bir şeye gitmiş, şehre gitmiş. Uçak kayıtları var falan. Yani böyle bir toplantı olmadığı aşikar ortada. Ama mahkeme yine de anladığım kadarıyla, karardan anladığım kadarıyla bu gizli tanığın beyanlarını doğru kabul ederek bu hükmü vermiş. Soner Bey, Fakat ben bir şey sorabilir miyim bu arada? Çok buyurun. özür dilerim, sözünüzü valla kestim, unutmayın. Ben şeyi çok merak ediyorum. Velev ki diyelim, yani bir an varsayalım ki gerçekten böyle bir kumpas var. Varsayalım Evet. yani.
ve gerçekten böyle bir dolap çevrilmiş falan. Peki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ele geçirilmesi stratejik anlamda nasıl bir önemi haiz olabilecek bir şey? Yani siz bir polis olarak, bir komiser olarak kriminal perspektiften baktığınızda, yani bir spor kulübünün ele geçirilmesinde ne gibi bir terörist bir faaliyet veya bir kumpas olabilir? Ya ben bunu anlayamadım. Nasıl ele geçiriliyor spor kulübü yani? Bu bir kale mi? Bu bir ülke mi? Bu bir ya, devlet kurumu mu? Efe Bey, zaten şöyle bir durum var. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ele geçirmek için bir operasyon yapılacak ve kumpas kurulacak, öyle mi? Dosyadaki iletişim tespit tutanaklarının tamamının gerçek olduğunu bize binlerce yıl hapis cezası isteyen Cumhuriyet Savcısı mütalasına yazmış. Yani bu tapeler gerçekse, şike olduğuna dair yapılan konuşmalar gerçekse, ki gerçek. Evet. Ve bu konuşmalar, bu tapeler, bu telefon görüşmeleri şike yapıldığı anlamına geliyorsa, ki o anlama geliyor. Çünkü KAS'ı, UEFA'sı, İsviçre Federal Mahkemesi tamamı bu telefon konuşmalarının, hatta Türkiye Futbol Federasyonu dahi bu telefon konuşmalarının şike amaçlı olduğuna dair karar var ve kişilere evet, ceza verdiler. Eğer böyleyse bu nasıl kumpas olabilir? Kaldı ki Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ele geçirme dediniz. Ya Fenerbahçe Spor Kulübü tüzel kişiliğe sahip bir yapı. Yani burada iddia edilen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün herhalde ki şu değil yani. Silahlarla basıp işte Şükrü Saracoğlu stadını ele geçirmek falan değil. Burada kast edilen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yönetiminin ele geçirilmesi. Peki bir spor kulübünün yönetimi nasıl belirlenir? Diyelim ki bugün ülkedeki bir spor kulübünün yönetimine, yönetimindeki kişilerle ilgili şike operasyonu yapıldı ve bu kişiler tutuklandı. Yeni yönetimi kim belirleyecek? Operasyonu yeni yapan polisler mi belirleyecek? Yeni yönetim kim olacak? Operasyonu yapan komiser mi olacak? Yeni yönetimi yine o spor kulübünün yönetim şeyi belirleyecek, kongresi belirleyecek. Yine onlar evet, belirleyecek yönetimi. Ya eğer siz şike operasyonuyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ele geçirilebileceğini kabul ediyorsanız, ya o zaman şunu söyleyeceksiniz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bu operasyondan sonra başkanlığa kim aday olacaktı? Ahmet mi, Mehmet mi, Hasan mı, Hüseyin mi? Kim aday olacak? Diyelim ki aday oldu birisi. Bu operasyondan sonra cemaat adına birisi aday oldu. Fenerbahçe başkanlığı için. Yönetimini de belirledi. Ya Fenerbahçe Kongresi'nin yarısından fazlası, çoğunluğu cemaatin adayına mı oy verecekmiş o zaman? Eğer öyleyse Fenerbahçe Kongresi'nin yarısından fazlası o zaman cemaat üyesi. Fenerbahçe Kongresi'nin yarısından fazlası cemaat üyesi ise, cemaatin adayına oy verecekse, cemaat neden Fenerbahçe kulübünü ele geçirmek için operasyon yapsın? Seçim yapar, yine yönetimi alır. Yani aynen, aynen. Bu iddianın neresinden bakarsanız yani saçmalık.